iyi misin? Anne, çok geçmiş olsun ya. Nerede kaldınız çocuklar? Geç kaldınız. Mahvoldum evladım. Yetiş. Bak, seni bu kadar okuttum, doktor ettim. İşte şimdi tam zamanı. Ay! Anneciğim, şimdi ne oldu bana bir anlatın. Nedir hasta hikayesi baba? Anneniz temizlik yapıyordu. Buzdolabını kaldırmış. Beni hart etti. Ben ta salondan duydum. Kesin fıtık bu. Mehmet Ali, fıtık. Bak bakayım hangisi? L tipi mi acaba? Ay, bu kesin L tipi oğlum. Anneciğim, fıtık öyle hemen belli olmaz. Emin olmamız lazım. Ay. Bir saniye şimdi. Şurası acıyor mu? Ay. Evet, fıtık olabilir. Ah, bu fıtık evladım. Benden iyi mi bileceksin? Doktordan fazla fıtıklı insan gördüm ben hayatta. Anladın mı? Artık ben MR bile okuyabiliyorum. O derece deneyimliyim. Görünmez kaza işte. Ya ne görünmezi? Buzdolabı diyorsunuz baba. Niye kaldırdın anneciğim? Rıfkı'ya dedim, kaldırmadı. Size de zaten bir şey söylenmiyor. Dikkat etmesen benim de başıma gelebilirdi yani. Sen niye yardım etmedin baba? Dikkat ettim. Çünkü pisliğe, pasaklılığa alışmışsınız hepiniz. Aklınıza gelmez ki buzdolabının altındaki pislik. Gözükmemesi mühim değil. Temizlik eşe dosta yapılmaz kızım. İnsanın içinde olması lazım temizliği. Sonuçta pislik pisliktir işte. Kuldan utanan, el tırnağını Allah'tan utanan, ayak tırnağını kesmeli derdi rahmetli ağababa. Şimdi şurada çıkarın ayaklarınızı göreceğim desem hiçbiriniz kesmemiştir. Gizli ya, kim görecek? Değil mi? Anneciğim, bari ambulansta söylenme. Sebep? Ambulansa binince bütün dertlerimiz bitiyor mu oğlum? Anneciğim bak, ambulanstayız yani. Daha elimizden ne gelir? Aslı kızım, sana teşekkür ederim evladım. Bak, işini gücünü bırakıp koşup geldin. Doğrusu senden hiç beklemiyordum. Sağ ol. Rica ederim anneciğim. Ay! Ay! Peki, peki ya sen Mehmet Ali? Sen doktor değil misin evladım? Sen beni niye başkalarına emanet ediyorsun evladım? İyi etsene beni bir an önce. Ay, bunun için mi bekledik seni yarım saat? Anneciğim, ah. Anneciğim, benim uzmanlık alanım bu değil. Bir uzmana gidiyoruz şimdi. Ambulansı ben de arardım. Seni niye bekledik ki biz? Benim yapamayacağım bir şey yap çocuğum. Ambulansın numarasını biliyorum, ezberimde. 0 0 0. Yok anne, 112 ambulans. Ay, sen benden iyi mi biliyorsun Aslı? Benim cep numaramı nereden buldun teyze? Aa! Ezberlemiş bir de. Nazife'ye vermişsin, o da yaşlılara dağıttı. Ben de diyorum, bu kız numaramı aldı, beni niye aramıyor? Her şeyi yanlış anlamış. Mehmet Ali, sen beni niye kendi hastanene götürmüyorsun çocuğum? Utanıyor musun benden? Kılık kıyafetin mi iyi değil? Çok mu halkım? Anneciğim, benim hastanem yok. Orası klinik. Emre ile Yağmur var sadece. Onların da uzmanlık alanı bu değil. Anneciğim bak, son sürat hastaneye gidiyoruz şu anda. Endişelenecek bir şey yok. Ay! Ah. El alemin çocukları, analarını helikopterle yetiştiriyorlar hastaneye. Siz ne yaptınız? Okul servisinden bozma bir arabaya layık gördünüz beni. Anneciğim, olur mu öyle şey? Mis gibi ambulans. Teyze haklı. Servis aracıydı bu. Modifiye ettik. Arabadan da anlıyor. Bak. Aa, Kerami nerede? Onu unuttuk mu? Yok anneciğim, yok. O önde, şoförün yanında. Sebep? Dikkat ediyormuş. Yavaş sür evladım. Dikkat et.